Nesiyle kapatacaktır eğer Ha alırsa. bilemem. Belki santrfor da olabilir. Bir de şu var. Fenerbahçe'den Ocak ayında gidecek oyuncular da olabilir. Bunlardan biri Zayt. Zayt'a İtalya'dan teklifler var. Gidebilir oyuncu. Oyuncuyu çok fazla oynatmıyor. Bir de öyle düşünelim. Belki onun dışında da Ferdi asla satılmaz bence. Satmaz ama oyuncu gitmek isteyebilir. Çünkü 20 milyon euroları görmüş şu anda. 20 milyon euro. Napoli'nin bir teklifi varmış. Direkt istiyormuş yani. 20 milyon euro gibi bir rakam önermişler ama Ferdi'yi satarlar mı? Ben satacaklarını düşünmüyorum ama dediğim gibi Crespo olabilir, o olabilir, bu olabilir. Yani Fenerbahçe'de şu anda çok cazibe merkezi, öyle söyleyeyim. Çünkü Jesus oyuncuların performansını çok yükseltti. Yabancı kontenjan açmak için belki oyuncu satabilirler. Satarlarsa da yerine yabancı transferi de yaparlar. Ama şu an için hocanın istediğini biliyoruz. Bunu televizyonda ekranlar önünde de söyledi. Stoper istiyorum dedi. Stoper alacaklar. O da büyük bir ihtimalle hani fiyatı Galatasaray uçuk bir devreye girip Fenerbahçe'nin vereceği rakamın daha Çok fazlasını üstünde vermezse vermez. sanki Fenerbahçe alacak gibi duruyor Samet. Samet'te. Ama bu işte belli olmaz. Çünkü Galatasaray da devredeymiş. Bunu da söyleyelim. Peki. Hocam siz ne dersiniz? Bir tek Samet hamlesiyle kapanır mı Fenerbahçe'de transfer? Samet'i nasıl yorumlarsınız? Şimdi demek ki orada Perez biraz uzun sürecek herhalde sakatla dönmesi. Ki onun için bir de artı tabii Türk oyuncu olarak da portföylerine katmak istiyorlar. İşin enteresan tarafı bizim kulüplerimizin bir yapılarını düşünüyorsunuz. Samet bu ülkenin topçusu değil mi? Buralarda oynamadı mı? Değil mi? Evet. İlla ki bir yerlerde oynayıp da ondan sonra Müslüman'a gideceksiniz. Alın siz verin bir yerde oynasın, pişsin ondan sonra tekrardan sizin olunuz. Akey'i yaptıkları gibi. Ama biz bu seviyelerde değiliz maalesef. Sonradan da herkes üzerine saldırıyor. Bir tane biraz iyi çıkan bir oyuncumuzun üzerinde. Yani ben Fenerbahçe, Brume'yi bile aldı kadroya. Ya, Brume bile şu anda takımın oyuncusu. Ondan istifade etmeye çalışıyor. Pedro'nun yokluğundan dolayı. Lemos'u da mesela Lemos da kullandı. hala tutuyor. Onlara Ama gelirse teklif gönderiyor. Veyahut da gene donduracaklar ama evet. ben Fenerbahçe'nin çok büyük bir fahiş transferler yapacak kadro olarak değil. Ha, ileriye dönük bulurlarsa onlara amenna. Çok cüzi bir miktarda bir yerlerde bir köşelerde birisini yakalarsınız alırsınız. Yani siz alıp da oynatmazsınız ama orada kalır gene. 21 yaş altı kontenjanını kullanmadı Beşiktaş ve Evet. Fenerbahçe. Orayı kullanma durumları Yani var. öyle bulursunuz. Yatırım Ama amaçlı dediğin esas gibi. önemli olan ne biliyor musunuz? Aldığınız zaman da takımı almayın. Transferi de bırakın orada kalsın oynasın o Evet. çocuk. Yatırım. Devam etsin. Yatırım. Biz bu sıkıntılarımız var. Bunları düşünmüyoruz. Ama ben Fenerbahçe'nin çok büyük, ha çok ucuz birisini dünya şampiyonasından yakaladınız. Portekiz'den birisini yakaladınız. Neden olmasın? O da tabii neden Tabii canım olmasın herhalde. dersin. Onlar farklı bir konular ama Fenerbahçe şu andaki kadrosu Zaten hepsi şöyle Ezgi. Hani inişli çıkışlı grafikler olmuş olsa amenna diyeceğiz. Hoca şurayı istiyor burayı tak ama evet. değil şeyi Evet. konuşmuyoruz mesela daha işte Zeiss aklımıza gelenler Amerika'dan aldıkları açık filan oynatıyorlar ya ismini unuttum şimdi. MLS'ten gelen transfer yaptılar ya şeyin getirdiği. Neyse. Kimi getirdiler hocam? Ya unuttum ismini ya. Çocuk. Dedi çok Evet. golcü de. Şey getirmişti onu da. Pereira almıştı. Pereira döneminde geldi. MLS'ten transfer yaptılar ya. Kim getirdi? O var. Şimdi unuttuk ismini. Ha, Dilimin ucunda da gelmiyor. Mesela çok kalabalık Fenerbahçe'nin kadrosu. Ve hepsinden birim aldıkları Tamam. oyuncular var. Sen de unuttun Kim değil ben de mi? unuttum. Evet, kim? Ben Evet. unutmadım bir saniye. Ama şimdi Dilimin bak ucunda mesela söyleyeceğim sen biraz hemen. evvel Zayiş'ten bahsettin. Biz Evet. konuşurken Zayiş'i hiç konuşmadık bile. Girdiği zaman da o da performansı seviyeleri yükseklerde. Yani hepsi takımı taşıyan oyunculardan kurulu. Ben Fenerbahçe'nin ancak ileriye dönük oyuncular bulursa. Diego Ha, Rossi. Rossi Rossi. oynatıyor ama Evet ya. ya. Onu Yok oynatıyor. şimdi demek istediğim bunlar filan var. Yani burada Rossi siz oynatıyor. nereye alacaksınız oyuncu? Ancak işte Batshuayi var. Var da var yani orta sahanız kalabalık. Türk oyuncularımız var. Hepsi de birbirinden kaliteli oyuncular. Hepsi üzerine katan oyuncular. Yani girdi mi çıktı mı o girdi bu çıktı. Verim almadığı oyuncu yok. Hepsinden verim alıyor. İsmail diye bir oyuncu kim biliyordu? Evet. Adam Peki şey... şimdi bu noktada aslında şimdi
transferden bahsediyoruz ama Jorge Jesus'la ilgili de çok fazla tartışma ve çok fazla gündem maddesi var. Şimdi Fenerbahçe taraftarları dört gözle Jorge Jesus'un Türkiye'de kalacağıyla ilgili anlaşma sağlandığı ile ilgili haber beklerken bir anda Brezilya teknik direktörü Tite ile yollar ayrıldı ve gündemde şu anda Jorge Jesus var. Tabii Fenerbahçe taraftarlarını, camiasını rahatsız eden bir haber. Bir izleyelim, bu konuyla ilgili bizim de bir haberimiz var. Detaylarına bir bakalım, sonra devam edelim. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un ismi yeniden Brezilya'nın gündeminde. Çeyrek finalde Hırvatistan'a elenen sambacılar Dünya Kupası'na veda etti. Yaşanan hüsranın ardından teknik direktör Çiçe görevi bıraktı. Ülkenin saygın gazetesi O Globo'nun haberine göre Brezilya milli takımını çalıştırmak ve Brezilya'da yaşamak her zaman bunu dile getirmiştir. Fenerbahçe yöneticileriyle de mutlaka bu daha önce konuşulmuştur. Ama şu anda Jesus'un Fenerbahçe'yi yüzüstü bırakacak bir durumu asla olamaz. Bırakmaz zaten, sezon bitmeden gitmez. Ama Brezilya milli takımı bu süreçte Haziran ayına kadar bekler mi? Orası tartışılır. Onun dışında Portekiz'de de Fernando Santos'un görevine son vermeyi düşünüyorlarmış. Portekiz milli takımı da olabilir. Evet. Ama Portekiz milli takımı mı gider ya da iki taraftan teklif gelirse Brezilya milli takımını seçer. Brezilya milli takımını çalıştırmak ister. Her büyük teknik direktörün hayalidir Brezilya milli takımını çalıştırmak. Zaten bir yıllık sözleşmesi var. Sezon sonunda eğer o süreyi tanırlarsa Brezilya Futbol Federasyonu derse ki tamam, şu anda bizim bir turnuvamız da yok. Bekleyelim. Geçici olarak belki oraya bir milli takıma bir teknik direktör Jorge Jesus mutlaka yardımcısı olarak belirleyeceği biriyle devam edebilirler. Belki Tite'nin ekibinden birisi devam edebilir ama ben Brezilya milli takımının yeni hocasının Jorge Jesus olacağını düşünüyorum. Ama bir de şu boyutu var işin. Parayla Jesus'u burada tutamazsınız. Yani Fenerbahçe diyelim ki şampiyon oldu. Reddedemeyeceği baş döndürücü bir teklifte bulundu Fenerbahçe yönetimi Jesus'a kalması için. Ama Jesus dediğim gibi hedef olan bir hoca. Yani o milli takımı kariyerinin bir yerinde çalıştırmak kafasına koyduğu için gider diye düşünüyorum. Ama şu anda gitmez. Boşta olsaydı Jesus bugün şu anda Brezilya Futbol Federasyonu olmazdı. Tabii Brezilya Futbol Federasyonu açıklardı. Guardiola falan hikaye. Onu da söyleyeyim yani. Jesus birinci adayları her dönem söylüyorlar. Yani hocanın motivasyonu bozulur mu diye sorarsan, yani kafasında Brezilya var, bir an önce Fenerbahçe'yi şampiyon yapayım gideyim düşüncesinde olmaz. Yani o görevine çok bağlı, gördük işte şu süreçte de nasıl hazırlık maçlarına da ne kadar ciddi önem verdiğini gördük. O yüzden bir taraftan Avrupa'sı da var bu işin, onu da söyleyeyim. Tabii. Yani ben Fenerbahçe'yi bu form durumuyla, bu kadro yapısıyla finale kadar da gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden lig bitmeden de Jesus Fenerbahçe'ye veda etmez. Ama Brezilya milli takım birinci tercihi olmasa... Lig bitince de kalma ihtimali tabii, çok düşük görüyorsunuz. Düşük görüyorum. Portekiz milli takımında da hoca adaylarından biri. Fernando Santos'un yerine düşünülen adaylardan biri. Hocam siz ne dersiniz? Tabii Brezilya milli takım hocasını bırakacağı önceden belliydi. Tabii. Çünkü iki tane Dünya Kupası arkası arkası hiçbir Brezilyalı teknik direktör çalıştırmamış. Bir de hoca kendi istedi yani, söyledi yani tabii zaten. Söyledi zaten. Baştan zaten. Bu son ve çalıştırmamış. İki Dünya Kupası arkası arkası hiçbir Brezilyalı teknik direktör yok milli takımlarda. Hep bir sezon çalışmış, bırakmışlar. Abi, Brezilya'da belki ilk olabilir. Bildiğim kadarıyla hiçbir yabancı hoca çalışmadı milli takımda. Olursa belki bir ilk olabilir ama... Zaten Brezilya Futbol Federasyonu açıkladı ama artık Brezilya dışına çıkmamızın işte zamanı mi? Geldi diye. İlk olabilir ama evet, burada da... Brezilya bizler gibi filan değil, çok farklı bir ülke. O federasyonu orada zor tutarlar. Çünkü çok kendilerinin çok farklı hocaları var. Acaba dışarıdan bir hocayı getirirler mi? Bu söylem olmuş olabilir. Ama bilmiyorum, hani öncelikle onlar hep kendi hocalarıdır. Onlar çok fazla tutuculardır bu konuda. Ama çok iç içe geçmiş bir kültürden aslında bahsediyoruz. Çok öyle, birbirinden tabii, ayrı aynen, olarak değerlendiriyor. Güney Amerika kültürü, aynı şey değil Portekiz. Güney Amerika'dan ziyade ikisi de